Bu beni taşımaz ki ya. Taşır ya, sağlam o. Ha? Sağlam sağlam. Emin misin? He. Lan nasıl duracağım? As kendini. Kayıttayız. Şöyle bak işte yapayım. Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. Eğikme'de devam ediyoruz. Apilya standındayız. Çok merak ettiğiniz bir makine vardı. 457. Biraz ondan bahsetmek istiyorum size. 2 silindir 457 cc mi bilmiyorum. Belki ondan daha düşüktür. Teknik veri koymamışlar. Ama 48 beygir A2 uyumlu olduğunu biliyorum. Makine böyle giydirmeleri, stickerlarıyla falan oldukça güzel duruyor. Trofeo 457'ymiş efendim adı. Üstünde gelen lastiklere bakıyorum. Üstünde iyi bir lastik var mı? Üstünde iyi bir lastik yok abi. Bizim Türkiye şartlarında iyi bir quick lastik shifter yok. Var ama. Quick shifter var. Enteresan bir biçimde. Gene küçük bir TFT ekranı var. Üzerinde SC Project'in egzozu var. Tabii bütün serilerde bu var mı bilmiyoruz. Daha yıl sonunda detaylar ortaya çıkmaya başlayacakmış. Ama biz gene de buradan bir ön gösterim olsun dedi. Çelik fren hortumları görüyorum burada. Ön tek disk ABS. Kaç silindir bu? Bu 2 silindir. Yani ama A2 kullanabiliyor. A2 18 yaşa hitap. A2'nin de bir de gücünü tam verenlerinden. 48 beygirin 48'ini de alabileceğiniz makinalardan. Güzel. Bunu çok soruyordunuz. Anlatayım dedim. Tuanolar, faktoriler, işte Tuarekler bildiğiniz gibi. Bunlarla ilgili çok bir şey anlatmıyorum. Ha, burada Tuareg'in böyle bir Dakar veya işte rally versiyonu diyebilirim. Hani bu satışta mı? Onunla ilgili bir şey diyemiyorum ama aynı Yamaha standında gördüğümüze benzer böyle güzel bir kuyruğuna depo yapmışlar. Ne yapmış? Kuyruğu depo bulundu. Evet, kuyruğu da ekstra depolu. Bak burada da daha yakından gösterebiliriz. Bak bu abi şeyinmiş. İsmi yazıyor mu burada? S1900. İsveçliymiş. Sweden İsveç değil mi? Aha. Ya leş gibi fuara motor getiriyorsunuz. Adam bir yıkar bunu ya. Nuri misin kardeşim? Nuri'nin motoru bu kardeşim. Burada skuterları var Piaggio grubunun. Şu elektrikli. Elektrikler artık yavaş yavaş geliyor abi. Piaggio'nun 50'likleri var. Bunlar Türkiye'de yani büyük ihtimal görmeyeceğiniz makineler. MP3 var. 3 tekerlinin mucidi diyebileceğimiz bir motosiklet. Böyle çantasıyla mantasıyla bunu test etmeyi çok istiyorum. Çok eskilerine binmiştim. 2006'sına binmiştim. Yenilerine binmek nasip olmadı. Büyük kaçlık TFT ekranı var. Abi bu 530'luk olması lazım. Kaçlık? 530. Şeyi yok. 530. Aynen 530. Teknik veri koymamışlar. Hani şuraya insan yazar. Üstünde stickerip lastiklerle geliyor. Artık tablet. Burada ayak freni var. MNÖ marka kombine. Bu sayede bunu otomobil gibi kullanabilir. Şey otomobil. Evet buna zaten hani motosiklet abi bana biraz. Camı gördün mü peki sen cam diyordu. Cam şey abi bildiğin Roma kalkanı gibi. Romalı kalkanı. Kurşun işlemez buna. Bırak rüzgarı yağmuru. Ya ama buradan şu. Ama bak burada da şu sıkıntı var. Tamam. Sen şimdi rüzgarda bu motora bindiğin zaman şimdi bu cam yağmuru kesti ama he. Silecek lazım abi buna. Onu da takarız. Ben önümü nasıl göreceğim ben yani? Ama şuradan böyle manyaklık. Anlıyorum. Ben şöyle anlıyorum. Bu kadar büyük cam İtalyanların veya Avrupalıların, Akdenizlerin tercihi. Çünkü günlük motor çok kullanıyorlar. Ben de kullanıyorum abi. Konfor. Ben bizde bu kadar cam gördün mü büyük cam hiç? Çok nadir. Çok nadir yani. Bilemedim. Bana manasız geliyor. Başka nelere bakalım bilmiyorum. Çok da böyle beni heyecanlandıran bir şey olmadı. Ama koskoca Aprilia'nın standına da hani girmeden şu, edemezdik. Şu ne? Şu güzel bir motor. Bu SRGT'nin replika diyor ama neyin replikası bilmiyorum. Bunun testini yapmıştık. Kanalda videosu var. Güzel motor. Ben beğenmiştim yani testinde de. 457 anlattık. Burada Tuano'lar var. Bir şeyler var. Burada neler varmış? Şu ne Nuri? Hangisi abi? Şu Aprilia mı? Bu Stelvio. Aa Aprilia'nın Stelvio yine çıkarmışlar mı? Bak bu eskiden evet. Türkiye'ye gelmişti bu. Eskiden bir ara var. Vardı. Bak burada daha yakından görebiliriz ama bu Moto Guzzi Aprilia değil. He? Moto Guzzi. Doğru bu Moto Guzzi'nin. Niye aynı grup mu? Stelvio Pest'miş burası. Bak 2758 rakımda tişörtle duruyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar Türkiye'de var. Geliyor. Şu V85'ler geliyor. Şaftlı güzel hani Moto Guzzi Türkiye'de bizde Moto Guzzi'yi kim getiriyordu onu da Doğan grubu mu getiriyor hani çok tutuluyor mu falan derseniz yok ama meraklısına güzel makine mesela burada da böyle bir V7 850'si var hakikaten yakışıklı yani lan insan bir tozunu alır şunların ya ne biçim adam bunlar ya bu İtalyanlar var ya harbi Türk'ten beter ha şurada bir Touring'ini görüyorum şeyin gene Moto Guzzi'nin. Yine V85 çok var. Güzelmiş. Şunun rengi çok iyiymiş. V100. Meşhur. Sürdün mü bunu? Mandela. Yok sen sürmedim. Video yapmış mıydın? V85 çekmiştim ben. Yok ya da V7 Stone çektim galiba.
Ergonomisi çok güzel hocam ya. Bunun mu? Bunun. Bir otursana üstüne, ver onu bana. Hakikaten böyle hani senin ölçünü alıp motor yapsalar tık oturursun ya, o hissiyatı verdi bana bak. Nuri, biraz kalabilir miyim sabahtan beri? Ya da biz çok yorulduk, çok, neye ya, otursak çok, hakikaten konforlu çok güzel geliyor. Evet, şöyle çok. Ben göstereyim size detaylarını. Çok iyi. Stopları falan şahane, şöyle çift çıkışlı bir egzozu var. Tek maşa. Şimdi üstünde Pirelli Angel lastikler. Şunu sürdüğünde gördün mü bilmiyorum. O kuru dönem BMW'nin karakteri var böyle titremeli falan. R1100'ler gibi mi? Gibi, R1100'ler gibi. Bunda da var mı onu bilmiyorum. Merak ettim yani. Bir anahtarını isteyeyim mi? Bunu sürmedim. Şurada bir çöpün oradan bir dönelim. Çok şık motorlar ya. Şurada da farklı bir rengi var. Bu rengi de çok güzelmiş hakikaten. Bu da aynı mı? O şaftlı bu. Hepsi şaftlı. Ha, hepsi şaftlı. Ha. Sen şaftı bir tek BMW yapıyor zannediyor. Burada da böyle çantalı falan bir abi var. Versiyonu var. V9 Bobber. Ne Bobber? Alman çocuklar oturmuşlar. Yani bu kadar şey kim konuşabilir? Almanlar yani. Ha, bunlar burada gidiyorlar. Başka goodbye. Ne var? Şunu çekelim bir de. Bu da Piaggio'nun GTV 300'ü. Yok, Vespa'nın GTV mi? GTS mi? Neymiş bu? GTV herhalde ya. Vespa'yı da Doğan Trend getiriyor değil mi? Vespa'yı da Doğan Trend getiriyor. Böyle TFT'li falan. Bakın şey çok güzel ya. Çok güzel düşünülmüş. Hani ver motorlardan bana. Bağımsız. Bütün motorların ekranları aktif. Motorlar çalışmıyor. Farları yanıyor. Ekranları aktif, böyle hani genelde şey oluyor abi, ekranını göremiyoruz, anlatamıyoruz muhabbeti oluyor ya, o yok. Ekran burada aktif abi, her şeysi görünüyor. Abinin de işini böldük, kusura bakma, biz de içerik çekiyoruz yani. Sorry. Yapacak bir şey yok. Öyle cins de bakma. Artist sanki babasının malıdır ya. Burada Vespa'nın farklı renkleri var. Nasıl bir tasarım yapmış bak. Asfaltı bükmüş, tepemizdeyiz. Ya buradan inip buradan çıkıyorsunuz diyor yani. İlginç. Primavera, bu da Türkiye'de gene çok tutulan modellerden. 150'li. Saçı çok abla, güzel abla. Abla şeyle aynı renk olmuşsun. Your hair very nice. Aa, bu çok iyiymiş ya. Mickey Mouse serisiymiş bu da. Fenerli misin, Galatasaraylı mısın, Eskişehir sporlu mu kardeşim? Aa, bu Mickey Mouse. Japon konuşuyor ya. Mickey. Şu turuncu da çok iyiymiş ha. İyisi geliyor diye sen değil mi? Bak bu da bununla aynı renk olmuş. Çok hoş. Hakikaten doğru ha. Saç, onun da saçı aynı. Abla sen de motorla aynı hakikaten renk olmuşsun. Nice. Yavaş. Evet, bu Vespa Aprilia işleri de böyleydi. Kawasaki standına geçeceğiz. Arıyoruz, bulamadık. Evet, videomuzu kapatırken gene de sorup öğrenmek istedikleriniz varsa yorumlara bekliyoruz efendim. Buradan bu videoları gerçekleştirmemizde katkısı bulunan Yamaha Türkiye ve Halfmoto'ya da teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.